Peki ben geçmişten bugüne sizin bir söyleminiz kamuoyu nezdinde belki de yanlış anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi aklıma geldi. Siz bazı medya grupları için iktidara gelmeniz halinde bunları kapatacağız mı, el mi koyacağız gibi bir şey sarf ettiniz ama nerede, neyin içinde sarf ettiniz, net cümleler mi sarf ettiniz? Geçtiğimiz günlerde yine bir şeyde, bir haberde AK Partililer tarafından sizin bu cümleleriniz yine kullanıldı birkaç hafta önce. Yani siz aslında ne demek istediniz orada? Yani bir yanlış anlaşılma olabilir mi? Yani siz geldiğiniz zaman, iktidar geldiğiniz zaman size destek vermeye medya kuruluşlarını kapatacak mısınız? Haşa, öyle bir şey mümkün değil. 2015 yılında İzmir'deydim. Yine Evet. İzmir'in binamızda bir basın toplantısında. Belki işte hani Türkçeyi böyle 400 kelimeyle kullanınca işte biraz tamamlayamadık. Orada bir kusursa o kusur da benim. Dedim ki hiçbir gazetenin ismini falan vermedim. Ya yani Evet. gazetelerin, televizyonların. Suça ve yolsuzluğa bulaşmış gazeteler ve televizyonlar konusunda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde bunların hesabı sorulacak dedim. Ve bunun altını yine çiziyorsunuz şu anda. Bugün de Evet. aynı şeyi söylüyorum ve elbette hukuk içinde bunun hesabı sorulacaktır. Neden diyeceksin? Nedir o Neden yani? Mesela yapacaksınız bunu? ben bu konuda açıklamalar da yaptım. Ertesi gün baktım 5 gazete üstüne alınmış. Vallahi ne gazetelerin ismini verdim, ne televizyonların ismini verdim ama kendini bilen gazeteler, televizyonlar manşette verdi. Ve o gazetelerde, televizyonlara şu çağrıda bulundum. Dedim ki, evet kardeşim, ben öyle eşkıya falan değilim. Kimsenin mal varlığına el koyacak cüretim, yetkim de yok. Evet. Ama istiyorsanız ne demek istediğimi kendi televizyonlarınıza davet ederseniz ben tek tek size anlatmak isterim. Evet. Nedir bu mesela? Birkaç Nedir? tanesini Evet. söyleyeyim. Lütfen. Örneğin bugün İstanbul'daki gazetelerin, televizyonların mülklerinin nasıl alındığı konusunda kim istiyorsa kendi televizyonlarına davet ederlerse ben bunu anlatırım. Kamu bankalarından mı alındı? Kamu bankaları ayrı. Kamu bankaları hak getire. İş takip birimi Reklamlardan yaptılar. falan çıktım. Reklamları geçtim. Bu gazetelerin, televizyonların yerlerinin ne kadar İstanbul Belediyesi'nin yeri olduğu ve bunları nasıl satın aldığı ile ilgili bunları konuşmak istiyorum. Bu da benim En vatandaş doğal bırak milletvekili hakkın. olarak benim Evet. en doğal hakkımdır Evet, yani. ben Benim bilirim. orada hakkım var. İstanbul'da oturan 16 milyon İstanbullunun hakkı var. Bu hakkı savunmak da benim görevimdir. Yoksa herhangi bir gazeteye, televizyona bize muhalefet ettiği için değil, tam tersine. Kastın olamaz. Muhalefette Evet. biz besleniyoruz. Ama Bravo, bravo. eğer buralarda yolsuzluklar varsa, mesela şimdi bunları biz diyelim ki velev ki yarın iktidar olduk. Devletin kurumlarına bizim söylememize gerek yok. Devletin devamlılığı var. Yani bazı gazeteleri, televizyonların dönemin bakanı 900 milyon dolar para toplayarak kurduğu ile ilgili bir soruşturma olmayacak mı yani? Evet. Yani olmazsa bugün evine ekmek götüremeyen, evinde efendime söyleyeyim elektriği suyu kesilen, çocuğuna üst alamayan annelerin, babalar o yoksul ailelerinin şeyi bizim boynumuzun borcu olmayacak mı ya Olacak, kardeşim? Siz olacak. nesiniz Evet. demeyecekler mi bize? Yoksa elbette kimseyle hakkıyla, hukukuyla görevini yapmış, bize muhalefet etmiş. Zaten muhalefet varsa iktidarda kendisine çeki düzen verebilir. Bugünkü iktidarın bu kadar kusurlu davranmasının temel nedeni gazetelerin, televizyonların kendisinin hatalarını, kusurlarını beyan edemedikleri için göremiyorlar. Keşke olsaydı belki bugünkü iktidar da bu kadar hata, bu kadar kusur işlememiş olacaktı. Yani Evet. ben açık aleni olarak tekrar ifade etmek istiyorum. Hangi televizyon istiyorsa ne demek istediğimi belgeleriyle, bilgileriyle kendi gazetelerinde, televizyonlarında bunları açıklamak isterim. Ama Açık bu ve net, yürekli evet. gazete, televizyon var mı Türkiye'de? Bilmiyorum. Varsa çağırsınlar. Ve var işte konuşuyoruz. Şimdi Elbette sizin için demiyorum. Türkiye Yani ben üstüne alına anladım. mesela ben hiçbir Anladım, gazetenin anladım. ismini vermedim. Yani Anladım, ertesi anladım. gün Cumhuriyet'te manşette değilim. Sözcü'de manşette değilim. Hürriyet'te manşette değilim. Milliyet'te manşette değilim.
Niye mesela o gazeteler üstüne alınmamış? Evet, bravo. Neden siz alındınız kardeşim? Bravo, aynen öyle. Şimdi şöyle baktığımız zaman hakikaten net konuştunuz, net ifadeler kullandınız. Yani yarası olan gocunur derler ya. Aynen. Yani burada sizi kalkıp da gel konuşalım tartışalım dedikleri zaman tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek. Kimse de demez bunu. Yani ama sizin bazen özgürce ifadelerinizi yayınlayan, veren özellikle tarafsız gazeteler, televizyonlarda piyasada var. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü Türk medyası... Şuna emin olun. Sokak röportajları bile yeter. Sosyal medya kullanımından dolayı yeter. Ama böyle duvar televizyonu veya işte yazılı basında birçok şey havuz medyası dediğimiz konumda eli geçmiş vaziyette görüyor. Güçten yana çalışan gazeteler var. Onu net bir şekilde görüyoruz. Sabah gazete manşetlerini okurken aynı manşetleri böyle kelime oyunlarıyla değiştirerek veriyorlar genelde.